Bölümde anlatırken dedin tekrarlamakta fayda var. Şimdi okulların bütün öğretmenlerinin hemfikir olması gerekiyor bu konuyla alakalı size başvurmaları için. Şimdi dediniz ki yaklaşık 70 il dediniz değil mi? 70 ile gittik. Birçoğuna da gittiniz muhtemelen. Neredeyse hepsine gittik. Dolayısıyla şunu sormak istiyorum. O okula ya da o ile yönelik çalışmalar yapıyorsunuz. Yani Tekirdağ'da yaptığınız çalışmayla Gaziantep'te yaptığınız aynı değil. Çerçeve aynı olmakla birlikte içinde dönen iletişim motorları farklı dönüyor. Bana biraz farklılıklardan bahseder misiniz? Yöresel farklılıklar mı var? İşte alım gücü azaldıkça, daha yoksullaştıkça daha farklı dertler mi veya alım gücü yükseldikçe çok sizi şaşırtan farklılıklar mı oldu? Biraz öyle bir anlatalım mı? Aslında şöyle bir şey var. Hem fark hem de aynılıklara. Peki. Neler aynı gidiyor, neler farklı biraz daha. Şimdi kırsala gittikçe, alım gücü azaldıkça elbette imkanlar da azalıyor. Tabii. İmkanlar azalınca ilgiler değişiyor. İlgiler nasıl değişiyor? Alım gücünün daha yukarıda, eğitim düzeyinin daha yukarıda, sosyoekonomik yapının daha iyi olduğu yerlerdeki okullar baktığımız zaman demin dediğimiz gibi aileler biraz daha fazla çocuğun eğitimiyle ilgili hale geliyorlar. Ama sınav odaklı oluyor, ama çocuğunu takip ediyor, aile daha ilgili. Kırsal kesime doğru gittikçe, alım gücü azaldıkça maalesef en ciddi sorun ailenin okula olan, eğitime olan ilgisizliği. Çok ilginç. Çok ciddi bir şekilde. Yani aslında tersine bir şey olması lazım. Normalde gerekir, beklenir. Hani eğitim daha iyi eğitim alsınlar. Çok ilginç bir şekilde eğitim düzeyi azaldıkça oralarda daha az ilgi var. Okula olan, evet şunu söylüyorlar. Öğretmen her şeye hakimdir. Öğretmen istediğini yapsın. Öte yandan okulu ve eğitimi desteklemeleri çok zor oluyor. Çok ilginç bir şey var. Nereye gidersek gidelim aynı oranda bu çocuklar teknolojiye hakim. Teknoloji çok hepsinde yaygın. Hakim. Bakın şunu düşünüyorum. Normalde ben öyle düşünüyordum. Hani kentli ve daha gelir düzeyi yüksekse evinde internet, evinde bilgisayar sayesinde daha çok teknolojide iyidir diye düşünüyorsunuz. Yok öyle bir şey mi? Hangi kırsal köşeye giderseniz gidin, internet kafeler, şimdi o saat inanılmazlar. Daha şimdi Türkiye gündemi yoğun dedik, işte krizler yaşanıyor. Eskiden işte ne bileyim Alevisi, Sünnisi yaşanırken, ki hala yaşanıyor. Türk'ü, Kürt'ü, bugün işte laiği, İslamcısı vesaire. Şimdi bu ötekileştirme korkunç ülkede. Aslında bunun da çözüm yerinin ben öğretmenler olduğunu düşünüyorum. Buna dair var mı çalışmalar? Çok güzel bir anekdot anlatayım size lütfen, burada. Lütfen. Şimdi biz vicdan öğretmen gibi 3 dönem kısmi zamanlı eğitimci aldık. Yani kuruluşumuzdan bu yana 3 kez bize başvuran öğretmenlerden eğitimciler seçtik. Anladım. 3. dönemini bundan 6 ay kadar önce Şubat ayında yaptık eğitimlerini Antalya'da. Eğitimin sondan bir önceki gecesinde bir gala gecesi yemeği vardı. Evet. Bir taraftan da eğlence vardı. 10 civarında oradaki aday öğretmenlerden, eğitimci adayı olan öğretmenlerden 10 tanesi kadar bir araya gelmişler ve benim yanıma geldiler. Hocam dediler, sizinle bir şey konuşmak istiyoruz. Buyurun arkadaşlar, tabii ki konuşalım. Dediler ki, siz nasıl yaptınız bu işi? Neyi yapmışız arkadaşlar dedim. Bakın dediler, burada Türkiye'nin her tipinden insan var. Alevi öğretmen, Sünni öğretmen, sağcı öğretmen, solcu öğretmen, eski deyimde. Peki, işte her şey var ya. Her şey var. Şey var. Ve siz nasıl yaptınız ki biz normalde dışarıda ayrı ayrı olan insanlar hep birlikte aynı amaca hizmet eder bir şekilde birbirimizle birlikte yaşıyoruz. İhtiyacı olan fotoğrafı gerçekleştirdik. Biz bir şeye odaklıyız. Türkiye'nin okullarında kompartize olmuş gruplara ihtiyacımız yok. Çok doğru. Ki geleceğe odaklanan kendilerini öteki hissetmesin. Özellikle bazı bölgelerde siz benden kesinlikle, çok daha iyi bilirsiniz. Zaten devletin ağırlığı olduğu bölümlerde öğretmenlerin belki de bir tık daha o iletişime katkıda bulunması gerekiyor. Biz o nedenle ÖRAV olarak şunu söylüyoruz. Diyoruz ki eğitim ve okullarda bizim birinci önceliğimiz bu okullarda daha iyi öğrenme nasıl gerçekleşir? Onun için de biz çemberler olarak bakıyoruz. Birinci önceliğimiz evrensel çocuk hakları. Evet. Çocuğun yüksek yararı. Aynen öyle. Dolayısıyla öğretmenin ve Öğretmen Akademisi Vakfı'nın birinci önceliği çocuğun yüksek yararıdır. Ocu, şucu, bucu, şu kompartım, böyle bir kavramımız yok. Peki dolayısıyla şimdi biz kimseyi ayrıştırmıyoruz. Bize mülakatlar sırasında şunlar geliyordu. Hocam filan kişi filan yerden mezun, siz onu alır mısınız? Aynen öyle. Böyle i̇şte onu merak ettim zaten. Asla ben böyle bir çok şey çok az diyor. Vaktim kaldı. İki tane sorum var. Bir tanesi, bir sertifika veriliyor mu bunun sonunda? Yani öğretmene ne katkısı var bunun? Öğretmenlerimiz, hani katkısı çok ama ayrıca
çok önemli, gerçekten önemli. Milli Eğitim Bakanlığı'nın akredite ettiği, protokol çerçevesinde akredite ettiği bir eğitim olduğu için eğitim sonrasında öğretmenlerimize hizmet içi eğitim sertifikası veriyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı ve ÖRAL tarafından imzalanıyor. Bu bir diploma gibidir. TC kimlik numarasıyla yazılır. Peki. Eğer kaybederse de gidip yenisini çıkartabilir. Bu da öğretmenin hizmet cetveline meslekte yükselmesi için kariyer puanı olarak eklenir. Ha, kariyer puanı olarak. Evet. Bu da artı değil mi? Tabii ki, kesinlikle. Peki tek sponsor garanti mi? Şu an itibariyle kuruluşumuz da garantiydi. Ona da bravo. Yani keşke daha da fazla, özellikle ben, söylemem markaları ama bu çok önemli. Yani böyle tarz desteklere bayılıyorum. Ben bu konuda ne diyeceğinizi bilmediğim için söyleyemedim ama şu cümlemi söylemek istiyorum. Lütfen. Ben bir öğretmen olarak Garanti Bankası'na minnettarım. Sadece bağışladığı paradan dolayı değil. Türkiye'de öğretmen eğitimine ve sisteme bir yenilik getirerek, bir vizyon açarak böyle bir vakfı kurduğu için, bakın verdiği paradan daha öteye bu vakfın kurulması önemli. Keşke onun gibi birkaç kişi daha olsa. Buyur. Bir son cümle de alalım sizden. Meslek hayatımı ÖRAV öncesi ve ÖRAV sonrası diye ikiye ayırıyorum. Dilerim ki bu tadı, bu benim aldığım keyfi tüm öğretmenler yaşar. Ben hemen şunu da söyleyeyim izin verirseniz. 2011 itibariyle biz yerel bağışçılar destekçilerimiz artık başladı. Aha. Farklı kişi ve kurumlardan da bağış toplamaya başladık. Ben mesaimin yarısını şu anda kapı kapı dolaşıp yeni bağışlar almak için de harcıyorum. Çünkü buna sadece Garanti Bankası değil, bu bir seferberlik. Türkiye'nin her yerinden her tür kişi ve kurumun bağışçılığını açız. Türkiye'nin geleceği için. Daha iyi öğretmenler, daha iyi çocuklar için diyelim, bir görüşe e-mail adresinizi bir daha hatırlatın, öyle kapatalım. www.oral.org.tr Oradan her şeyi öğrenebilirler. Kesinlikle. Çok çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Kayhan Karlı ve Vicdan Esen, iki özel öğretmeni ağırladık bu akşam. Söz sende de yoğun gündemden nefes almanız için. Gerçekten Türkiye'de güzel şeyler de oluyor sevgili izleyiciler. Yarın akşam aynı saatte görüşmek üzere.